Hoş geldiniz Monkitolarım. Umarım keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Vloglarla İspanyolca öğren serisine devam ediyorum. Mart'ta İspanya'ya döneceğimi belirtmiştim. Bu sebeple bir vize istem sürecim olacak. Onların dokümanlarını, belgelerini hazırlarken yine bir şeyler öğretebilirim diye düşündüm. Benimki uzun süreli kalışlar için olacak. 90 günden uzun süreli bir vize talebiniz varsa eğer bunu direkt olarak konsoloslukla, büyükelçilikle halletmeniz gerekiyor. Daha az bir süre için başvuruyorsanız da BLS International diye aracı bir şirketle çalışmanız gerekiyor. Şimdi ben belgeleri bakacağım. Her birinin listesini hazırlayacağım. Böyle tik atarak gideceğim. Hiçbir belgeyi unutmak istemiyorum çünkü süreç uzayabiliyor böylelikle. İlk gittiğinizde yani ilk randevunuz olduğunda direkt olarak bütün belgeleri sunarsanız eğer işlem sizin adınıza daha hızlı ilerlemiş olur. Ben EXT vizesiyle gideceğim. Orada 5 yıllık oturum ve 5 yıllık çalışma iznim olduğu için böyle bir vizeyle gidebiliyorum. İstenilen belgeler İspanyolca şöyle bir belge göndermişler. Bu arada hangi belgeler isteniliyorsa eğer işte İspanyolca Büyükelçiliği vize türleri dedikten sonra size zaten bütün vize türlerini yazıyor. Sizi ilgilendiren vize türü hangisi ise girdiğinizde her birini PDF şeklinde sunmuşlar. Sonrasında şöyle İspanyolca yazıyor tabii ki bunların hepsi. Ama bunları teker teker çevirebilirsiniz. Anlamadığınız yerde de BLS International'dan yardım alabileceğinizi düşünüyorum. Ya da bir bilenle çalışırsanız yine dediğim gibi süreci kısaltmış olursunuz. Liste hazırlayacağımdan bahsettim. Listenin İspanyolcası lista. Dişil bir kelime. Voy a hacer yapacağım şeklinde kullandım. Preparar olarak da kullanabilirdim hazırlamak olarak. Una lista. Bir liste yapacağım ya da bir liste hazırlayacağım. Demiş ki impreso de solicitud. Şimdi bu başvuru belgesi bütün vize türleri için aynı zaten. Girdiğiniz zaman uzun dönemler için konuşuyorum. Yani kısa dönemde sürekli bir şeyler değişebiliyor. Takip etmek lazım. Bunların her biri aynı oluyor. Girdiğiniz zaman direkt olarak indirebiliyorsunuz. Büyük harflerle doldurmanız gerekiyor. Şimdi ben birazdan onları da PDF'den Word'e dönüştüreceğim. Bilgisayar ortamında dolduracağım ki yazım okunaklı olsun. Yine bir sıkıntı çıkmasın. Daha sonrasında bastırıp yazdırıp imzalayacağım. Impreso de solicitud demiş. Solicitar başvurmak demek. Solicitud başvuru. Impreso da işte çıktısı demek yani. Orijinal y fotokopia. Hem orijinalini hem de fotokopisini istemişler. O zaman başvuru formu iki tane çıkartalım. En letras mayúsculas firmada por el titular del pasaporte. Büyük harflerle doldurulmalı. Başvuru sahibinin yani pasaport sahibinin imzası olmalı demiş. En caso de mayores. Şimdi caso durum, olay, vaka demek. En caso de şu durumda demek. Şu olayda demek. En caso de menores, pardon. Menor küçük demek. Yani küçük olması durumunda. Firmada por la persona que ejerce la patricia potestad la tutela legal demiş. Yani işte küçüklerin olması durumunda bunların da velisi, vasisi imzalısın demiş. Sonra iki tane dos fotografias biometricas demiş. İşte bunu zaten anladınız. İki tane de biyometrik. Umarım vardır ya, şu an hiç gidemeyeceğim çünkü vaktim yok çektirmeye. Biyometrik foto. Dedim ki varmış. O zaman var dersem eğer kaç tane var? 6 tane biyometrik fotom var. Yani fotoğrafım var dersek eğer. Tengo dedim değil mi? Sahip olmakla kullandım. Seis 6 tane. Fotos. Fotografias bunun uzun hali. Genellikle böyle belgelerde falan görürsünüz zaten. Günlük hayatta fotografia diye kullanan yok diyebilirim. Herkes bunu kısaltıp foto diyor. Tengo seis fotografias dedim. Tamam mı? 6 tane fotoğrafım var. Biometricas. Biometrik şeklinde de ilerledim. Tengo seis fotos deyip onu kessek bile aslında kelimenin orijinali fotografias olduğu için hem dişil hem çoğul. O sebeple biometrik kelimesi de biometricas şeklinde hem çoğul hem dişil olmalı. Bunu da koyduk. Şunu tikledik o zaman. İki tane. Tamam. Sonra demiş ki pasaporte o documento de viaje. Yani pasaport ya da seyahat belgesi. Bizim pasaportumuz var. Pasaport dedik. Bunun fotokopisini de isteyecekler çünkü. Pasaport dedik. Y fotokopia de todas las páginas del pasaporte. Yani pasaportunuzu götürüyorsunuz. Aynı zamanda bütün sayfalarında fotokopisini götürüyorsunuz. Fotokopia zaten fotokopi. Todas las páginas, página sayfa demek. Todo her demek, bütün demek. Página çoğul yapmış, todas'ı da çoğul yaptı. Página dişil olduğu için todas da dişil oldu. Todas las páginas.
Bunu D ile bağlamış. Neden? Çünkü neyin bütün sayfaları olduğunu belirtiyor. Del pasaporte. Pasaporte eril bir kelime olduğu için de del pasaporte olarak kullanmış. El pasaporte del solicitante deberá tener una vigencia de al menos 6 meses desde el inicio vesaire vesaire. Her zaman en azından 6 aylık geçerli bir pasaportunuzun olması gerekiyor. En todo caso, her ihtimalde, her şeyde, y como prueba adicional ve ekstra bir kanıt olarak, prueba kanıt demek, adicional, ekstra. Como da olarak gibi şeklinde kullanılıyor. Aportar pasaportes anteriores demiş, aportar işte göstermek, belgelemek, koymak, desteklemek. Pasaportes, pasaport anteriores, önce demek anterior, çoğul kullanmış. Yani bir değil birden fazla önceki pasaportlarınız olabilir. Bunları da ekstra bir kanıt olarak ekleyebilirsiniz demiş. Çünkü içerisinde bunların da yine vizeler var. Onları da yine ekleyeceğiz o zaman. Eski pasaport. Yine bunlar fotokopi. Değil mi? Fotokopiya diyordu çünkü. Dördüncü maddede demiş ki en caso de robo o perdida. Yani robo çalıntı, perdida kayıp demek. En caso de ne demekti? Şu durumda, değil mi? Yani çalıntı yahut kayıp durumunda demiş. Oraya geçiyorum, çalıntı kayıp durumumuz yok. Si fuese titular de una tarjeta de residencia en España en régimen general de extranjería. Burada artık subjuntivolara girmiş, buraları geçiyorum, daha ağır olacak ama eğer sahipseniz diyor, sahipsek una tarjeta de residencia, residencia oturum, tarjeta kart demek. Hani bir oturum kartına sahip değilseniz eğer en España, İspanya'da nasıl en régimen, şu rejimden, general, genel bir rejimen, de extranjería, yani yabancılar için olan genel bir rejimden demiş. Diğerinde de demiş ki çünkü, si fuese titular de una tarjeta de residencia en España en régimen de familiar de ciudadano demiş. O da aile birleşimiyle alakalı. Aile birleşimi yani evlilik. Böyle bir şeyimiz yok. Bunları geçiyorum ama benim işte şu TM var. Bunu da vereyim. Bunun da yine fotokopisini alalım. Fazla belge göz çıkarma, siz her şeyi hazırlayın. Onlar zaten orada seçiyorlar. Tie fotokopi dedim. Tabii ki benim bunun geçerlilik tarihi 2020 Mart. Geçtik. Son olarak da demiş ki, bakın ne kadar kolay. Hani her şey çok basit. Uçak bileti istemiyor, sponsor istemiyor. Hiçbir şey istemiyor ya yani. Documento justificativo de tener un patrocinador o de disponer de alojamiento. Tamam, nerede kalacağımı bilmek istiyor tabii ki. Alojamiento, konaklama demek. O sebeple ikamet diyorum. Şimdi turist vizelerinde falan normalde booking'den ne yapıyoruz? Atıyorum arkadaşınızla kalacaksınız veyahut da bir planınız yok, nerede kalacağınız belli değil. Ya da Airbnb'lerde falan kalacaksınız. Bunlara girmek istemiyorsanız booking'e giriyorsunuz. Ücretsiz, iptalli bir şey oluşturuyorsunuz. Rezervasyon yapıyorsunuz. Bunu gidip vizenizde sunuyorsunuz. Daha sonrasında talep ettikten sonra vizeyi gidip şeyinizi de iptal ediyorsunuz. Başvurunuzda neyiniz yahu o? Rezervasyonunuz. Heh, onu iptal ediyorsunuz. İptal etmek cancelar. Tamam mı? O sebeple yalnız ben ikameti böyle veremem tabii ki. Çünkü uzun süreli bir başvuru yapıyorum. O yüzden ikamet. Şuradan bunu şöyle isteyelim. Tamam. Buraları geçiyorum. Bu kadar. Bitmiş. Yani her şeyimiz hemen hemen tamam. Video hoşuna gittiyse ve yarar sağladıysan, daha fazla böyle videolar izlemek istersen, ben bunlara çerez videolar demek istiyorum. Hem çok kısa hem de böyle mini mini bilgiler edinmiş oluyorsunuz. Hem de azıcık sanki sohbetleşmiş oluyoruz. Eğer bu bilgiler hoşuna gidiyorsa, buralardan İspanyolca öğrenebileceğini düşünüyorsan lütfen yorumlar kısmına bunu belirt. En azından bir teşekkür yorum bırakabilirsiniz. Bu da yine kanalımız için faydalı olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben bunun başvuru süreçlerini de çekerim. Ha bir de şu anda vize başvuru ücretleri $90 olması lazım. BLS International'la çalışacaksanız aracı şirketle, mesela turist vizesi şu anda $107. Ne kadar tutuyor, işte şu kadar tutuyor. Bunları da öğretip kapatalım. Costar eylemi tutmak, bedeli olmak, mal olamak demek. Quanto kaç demek. Quanto, quantas, işte quanta vesaire, eril dişil tekil çoğul olmasına göre bunlar değişiyor. Quanto cuesta dediğim zaman ne kadar demek, ücreti ne, bedeli ne demek. Quanto cuesta el visado diyebilirsiniz. Vizenin ücreti ne kadar? Ben de derim ki cuesta $90. Cuesta bedeli var yine tutuyor. $90, $90 de
dolar zaten bu kadar tutuyor şeklinde kullanabiliriz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım ki faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.